Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran yöntemler ve tüp bebek tedavisindeki gelişmeler. Bu konuda bize Memorial Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı Profesör Doktor Aygül Demirol bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Sohbetimize başlayacağız. Ancak ben izninizle iletişim bilgilerimizi anımsatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler 0533 096 72 73 0216 323 22 67 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi tüp bebek öncelikle e, böylesine pek çok ...kişiyi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konuda davetimizi kabul ettiniz... ...ve Ankara'dan e, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun. Sizin gibi böyle iyi organize, kaliteli bir programda olmak bizim için de mutluluk. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi tüp bebek e, tedavisi dediğimizde herkes ilk denemenin haklı olarak... ...heyecanla, olumlu sonuçlanmasını bekliyor. İlk deneme başarısızlıkla sonuçlanınca çoğu kişi umutsuzluğa kapılıyor... İlk tüp bebek denemesinde başarı oranı tıp ben zaten nedir? Yani yüzde yüz zaten bir başarı beklemek ne denli doğrudur? Esra Hanım tabii başarı oranından bahsederken çiftlerin altyapısı çok önemli. Başta kadın yaşı olmak üzere artık teknoloji ilerledikçe daha çok konuya hakim oldukça biliyoruz ki erkek yaşı da kadın yaşı kadar çok önemli başarıda. Birçok rahim faktörleri, vücudun genel sistemiyle ilgili detaylar, bağışıklık sistemi, pıhtılaşma sistemi, immünolojik faktörler birçok birçok başlık altında incelemek lazım. Bütün bunları değerlendirerek genel yaşa göre oranlardan bahsetmek daha doğru ve etik olur diye düşünüyoruz. ve Tabii klasik olarak 35 yaş altı. 6-8-10 yumurta ve üzerinde çıkaran, genel itibariyle çok zor faktörleri olmayan vakalarda neredeyse %70'lerin üstünde, %80 ve üzerini zorlayan başarı oranlarını yakalamak mümkün. Tabi söylediğimiz faktörler olumsuza doğru gittikçe, yaş ilerledikçe, çeşitli sperm yumurta kalitesi ile ilgili sorunlar ortaya çıktıkça da daha yüzdelerimiz aşağıya gidiyor. Lakin tabi biz Oranlarımızı konuşuyoruz e, ve bir de tedaviye başlarken tahmin ettiğiniz o çifte ait oran tedavi esnasında yumurta kalitesini görünce, embriyo gelişim hızlarını görünce bazen tahmin etmediğiniz şekilde de yaşı genç bir çiftten daha düşük bir performans da ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Siz en iyi, en teknolojik yöntemlerle de yaklaşsanız bunları da biz çok şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Diyoruz ki şu faktörlere bağlı olabilir. Bakın böyle bir durum yaşanıyor sizde. Şu konunun üzerine gitmemiz lazım. Gerekirse böyle çiftlerde e, transfer yapmayarak embriyo sayısını, yumurta sayısını artırmayı hedefleyerek embriyo havuzu teknolojilerini kullanabiliyoruz. Dondurup yeniden maddi manevi onları destekleyerek tedavi seçeneklerini de sunabiliyoruz. O zaman sizi dinlediğimde işi şöyle özetlemek belki de mümkün. Tüp bebek tedavisi kişiye özel ve çiftlerin de verdiği yanıt gene kendi e, sorunlarına, sağlık problemlerine özel bir yanıt alıyorsunuz. Tabii kesinlikle, de, evet. evet. E, tüp bebek tedavisinin bir de şöyle bir özelliği var. Eğer bilinçli tedavi veren bir e, merkezseniz, tabi olayın bir klinik kadın doğumla ilgili kısmı, bir laboratuvar embriyolojiyle ilgili kısmı var. Ben uzun yıllar laboratuvarla da ilgili çok çalıştığım ve aynı zamanda laboratuvar sertifikasyonum olduğu için bu konuda ikisinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünüyorum ve. Ee, ilk tedaviler, tedavi olmanın yanı sıra aynı zamanda detaylara hakim olmak ve tanı. Bazen sıradan olmayan bir vakada, biraz önce belirttiğim gibi e, hiç öngöremediğiniz bir yumurta kalite sorunu, bir döllenme ve sonrasında gelişimde tabii ki e, bünyenin genetik içsel yapısının getirdiği birçok gen ekspresyonlarını embriyoda görüyoruz. Bunlara da tanı koymuş oluyoruz ve ek açılımlar sağlamanız lazım böyle vakalarda. Embriyo seçimi günümüzde aslında tüp bebek tedavisinde başarıya götüren en önemli en önemli faktörlerden biri. Evet. Bize bu konuda bilgi verir misiniz? Embriyo seçiminin nasıl bir önemi vardır ve embriyoyu doğru embriyoyu ya da embriyoları Nasıl hangi yöntemlerle seçiyorsunuz? Evet. Şimdi tabii e, izleyicilerimizin de konuya e, yabancı olmaması için şöyle kısa bir giriş yapabiliriz. Biz tüp bebek mikro injeksiyon tedavilerinde annenin yumurtasıyla babanın spermini teknolojik olarak mikro injeksiyon sistemiyle birleştiriyoruz, döllüyoruz ve e, döllenen yumurtadan da embriyo dediğimiz çocuk hücresi başlangıçları gelişiyor ve bunların rahme yerleştirilmesiyle tedavide başarı elde ediyoruz. Tabii eskiden embriyo seçimlerinde genellikle döllenmeden 2-3 gün sonra gelişen morfolojik yani görüntüsel olarak kalitelerine bakarak transfer transferişlerini gerçekleştiriyorduk. Sonra ilerleyen teknolojide ve bilimsel verileri değerlendirdiğimizde daha ileri evre yani blastosis dediğimiz anne rahmine daha uyumlu, gebelik şansı daha yüksek olan ileri evre embriyoların transferini tercih ediyoruz. Bunun için de hem çifte ait faktörlerin iyi kontrol altına alınıp iyi hazırlanması lazım hem de laboratuvar teknolojinizin buna cevap veriyor, yeterli olması lazım. Birçok laboratuvar eğer bu tekniklerine güvenemiyor ve risk almak istemiyorlarsa da genellikle erken evre transfer yapmayı tercih edebiliyorlar. Ama bazen öyle kritik vakalar var ki yumurta sayısı hanımın çok iyi. Örneğin 10-15 tane döllenen yumurtası var. Gayet güzel embriyo gelişimi var. Siz bunların içinden kendi tekniklerinize göre beğendiklerinizi ikinci, üçüncü günde transfer ettiğinizde geriye kalanları dondurabilirsiniz. Bu teknolojiniz yoksa da boşa gider. Hı hı. Ama ileri evreye doğru seçtiğiniz zaman, Bazen bazı vakalarda 8-10 tane çok kaliteli gibi görünen embriyo aslında ileri evrede 1-2 taneye düşebiliyor. Yani yolda giderken potansiyeli düşük olanlar, anne rahmine yerleştirsek de gebelik oluşturamayacak olanlar bir şekilde yavaşlıyor ya da bloke oluyor. Tabii e, bu konuda bize çok yardımcı olan teknik olarak devrim niteliğindeki embriyoskop teknolojisi var. Aslında görüntülü embriyo takip sistemi de diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi görüntülü sistemler tabii kendi içinde birkaç kısma ayrılıyor. Bazısı eski inkübatör sistemlerine monte edilen, monte edilen takip sistemleri ama gerçek embriyoskopta tamamen doğal anne rahmini taklit eden kapalı bir sistemi alıyoruz biz. Dölledikten sonra döllenmiş annenin yumurta ve sürekli izliyoruz ve dış ortamla tamamen bağlantısız, tamamen kapalı sistemin içinde kalıyor. Her bir yumurta bir mikroskop tarafından takip ediliyor. Böylelikle döllenmenin de sağlıklı döllenen, sağlıksız döllenen diye gruplara ayırabiliyoruz. Bunu çok daha net tanı koyuyoruz. Mesela sağlıksız döllenen bir yumurtadan Güzel gibi görünse de gelişen embriyoyu transfer ederseniz ya sağlıksız bir gebeliği başlatabilirsiniz ya da hiç gebe kalmayabilir hasta. Bu yöntemler sayesinde peki tüp bebek de özellikle e, görüntülü embriyo takip sistemleri ve embriyo seçimindeki gelişmeler e, sayesinde başarı oranları e, nasıl etkilendi? Kesinlikle çok yüksek e, olumlu şekilde etkilendi ve siz diyelim ki çok iyi analiz etmeden erken evre transfer yaparak %30-40 yakalayabildiğiniz bir vakada çok profesyonel embriyoskop sistemiyle özel sıvılar kullanarak şimdi kullandığımız sıvıların çeşitliliği de arttı. Yani embriyoyu besleyici, anne rahmini, tüpleri taklit eden özel sıvılar içinde geliştiriyoruz. Onlar da genetiği sağlam olan embriyoyu seçerek daha ilerleten teknolojileri kullanmaya başladık son aylarda. Bu sayede neredeyse gebelik oranları doğru seçilmiş çiftlerde iki katına ve üstüne çıkabiliyor bilinçli olarak. Tüp bebekte tabii bir de e, genetik tanı var. Evet. Nedir genetik tanı? Hani tüp bebekte genetik tanı deyince aslında hamillik sırasında yapılan bir genetik tanı değil bu. Daha e, hamilelik oluşmadan yapılan değil mi? Evet. E, bir tanı biraz bu konuda bilgi verir misiniz özellikle Hangi çiftlerde bu yöntem daha olumlu sonuç veriyor? Şimdi, e, embriyonun genetik analizi diye bir başlık açarsak, temeli itibariyle iki alt ana gruba ayrılıyor. Bir tanesi Hı -hı. gerçek anlamda genetik tanı. Yani bu ailede saptanmış bir rahatsızlık var. Bir gen hastalığı var. Mesela önceki gebeliğinde kayıpla sonuçlanabilir ya da halen çocuğu yaşıyor olabilir. Kan hastalığı, kas hastalığı, nörolojik bir defekt genlere bağlı genetik geçiş gösteren bir hastalık için özel siz gen haritasını çıkarıyorsunuz anne babanın ve çocuğun. Ona göre sağlıklı gebeliği elde etmek için ön hazırlıkları yaparak embriyoda o bölgeleri tarayarak sağlıklı embriyonun transferiyle sağlıklı gebelikleri elde ediyorsunuz ve bu çok hayati, çok yüz güldürücü. Bazen hayattaki sağlıksız kardeşine de fayda sağlayacak örneğin kemik iliği transplantasyonu ve benzeri kapıları açabilen bir teknoloji. Onun dışında standart genetik taramalarımız var. Yani annenin yaşı ileri olabilir, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olabilir, tekrarlayan gebelik kaybı olabilir, anne babanın kromozomları normal olsa dahi Döllenen yumurtadan gelişen embriyoda genetik yeniden reorganizasyon sırasında sapmalara bağlı kromozomal defekli embriyolar gelişebiliyor ve artık şu ilerleyen teknolojide bütün 46 kromozom taranarak mikroerey sistemleriyle tamamen sağlıklı embriyolara ulaşılabiliyor ve bazen çok da enteresan yani baktığınızda hani bir e, ciddi sorun görmüyorsunuz ama analiz ettiğinizde zaman zaman transfer etmeye değer bulmadığınız hepsinde genetik problem olan embriyolar da elde edebiliyorsunuz. O zaman en çifte diyorsunuz ki maalesef evet. böyle hmm. durum size uygulayamıyoruz. Tabii ki ve esasen bu hani baştan olayı bilerek onları gereksiz bir gebelik beklentisini içine sokmadan koruyucu bir tedavi. Fakat şunun da altını çizmek lazım ki böyle çiftlerde de sabırla tekrar deneyerek normal embriyoyu Bulma şansı da yüksek. Son iki buçuk dakika içindeyiz. Sohbetimizin aslında erkek kısırlığı da son derece yine önemli bir konu. Bu alanda da özellikle erkeklerden kaynaklanan kısırlığın tedavisinde de gene önemli gelişmeler var. Son iki buçuk dakikada size ben sözü bırakayım. Esra Hanım şimdi embriyo kalitesinde esasen Anne yumurtasının kalitesi kadar sperm kalitesi o kadar hayati ki ve son yıllarda bunu çok daha net olarak görüyoruz. Özellikle biraz önce ileri evre transfer ve blastosis seçimlerinden bahsettik. Embriyo ilk gelişirken annenin yumurtasının enerjisiyle bir noktaya kadar gidiyor. Özellikle ileri evrede spermin etkisini çok görüyoruz ve Esas olan doğru spermi seçmek, yumurtaya enjekte etmek için. Bunun için de ileri teknolojide uzun süredir kullandığımız mikroçip sistemi gibi daha DNA hasarı olmayan kaliteli genetiği sağlam embriyonun oluşturulabilmesi için doğru spermle işlem yapılması geliyor. Tabi bu konuda ayrıca büyük büyütmeli mikroinjeksiyonlar, ek bazı özel sıvılardan geçirilerek daha doğru sperme net karar vermek büyük kapıları açtı diyebiliriz. Zamanınızı çok ekonomik kullandınız bir soru daha soracağım. Dediniz ki biraz önce aslında çiftler hani umut varsa hani sabırla hani bıkmadan denemelidir. Tüp bebek kaç kez denenebilir? Bunun bir sınırı var mıdır? Hani etik anlamda da bir sınırı var mıdır? Annenin morali açısından da çünkü ben en çok kadınların bu konuda yıprandığını ya da kadınların en çok e, morallendiğini, umutlandığını e, düşünüyorum. E, artı bir de iki deneme arasında siz ne kadarlık bir süreyi öngörüyorsunuz, bıraktırıyorsunuz çiftlere? Şimdi deneme sayısı olarak baktığımızda esasen eğer tedavi doğru, düzgün, iyi kontrollü, hasta dostu, düşük hormon dozlarıyla çok yakın takipte yapılıyor ise hastada herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor ise ki e, tabii biz yılların deneyimiyle artık çok hasta dostu düşük dozlarla minimal, minimal stimülasyonlarla gidiyoruz. Bir üst limiti yok e, bir sorun olmadıktan sonra. Ama öyle hastalarda var ki bir iki tedavide bile hani e, riskli gruba girebilecek onu ön analizlerle zaten ortaya çıkarıyoruz. Ve iki tedavi arasında da yine bünyenin cevabına göre, eğer siz diyelim ki ilaçsız tüp bebek yaptıysanız, çok düşük doz hormon vererek yumurta aldıysanız, bazen bu ileri yaş bayanlarda çok hayati. Menopoza daha yaklaştıkça üst üste takip eden aylarda bile yumurta alabilirsiniz ya da arada bir iki ay bırakabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Ee, bu bölümde e, sizden önce de Ankara'dan gelen yine bir uzmanımız vardı. Siz de Ankara'dan geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Sevgili izleyiciler telefon numaralarımız 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi konularımız var? Özellikle anneler, babalar ekran başına.